kalay, antimon, altın, cıva ve kurşun. Bir önceki bölümde de söylediğimiz gibi bu bölümde kimyaya simya döneminden miras kalan 9 elementten son 5 elementi konu alıyoruz. Peki bu bölümde ele alacağımız 5 element ne zaman keşfedildi? Türkçe, Latince ve İngilizce gibi dillerde nasıl isimlendirildi? Simya döneminde bu elementlere dair nasıl gelişmeler yaşandı? Elementlerin hikayesi 4. bölüm başlıyor. Milattan önce 3000 yıllarıydı. İnsanlığı 2000 yıldır yaşadığı bakır çağından çıkarıp tunç çağına ulaştıracak yeni bir keşif yapılmıştı. Yani kalay madenini bakır madeniyle alaşımlamanın keşfi. Önceki bölümde de anlattığımız gibi bakır yumuşak bir metaldi. Evet, bu durum işlenmesini kolaylaştırsa da yapılan eşyanın dayanıklılığını olumsuz etkiliyordu. İnsanlar keşfettikleri kalay madenini bakırla beraber ergitip alaşımlayarak daha dayanıklı olan bronzu keşfetti ve böylece tarih öncesi dönemde yeni bir çağ başlamış oldu. Ancak kalayın tek getirisi bakırla alaşımlanması değil, aynı zamanda kaplama malzemesi olarak kullanılmasıydı. Romalı filozof ve yazar Gaius Plinius Secundus, kalaylama işleminin ilk defa bakır eşyaları gümüş gibi göstermek için kalay solüsyonunda kaynatan Galyalı Biturigues kabilesi tarafından kullanıldığını yazar. Sonraki zamanlardaysa aslında bu yöntemin korozyonu önlediği fark edildi. Bakır metali kalay metaline göre paslanmaya daha yatkındır. Bakır bir kap oksijenle temas ettiğinde bir süre sonra paslanmaya ve içine konan gıda maddesine zarar vermeye başlar. Bu yüzden eski zamanlardan beri bakır kap kacağın yüzeyi ince bir kalay katmanıyla belli aralıklarla kaplanmaktadır. Hem bakırın oksijenle teması kesilir, hem de oksitlenmeye yatkınlığı düşük olan kalay uzun süre gıdalara zarar vermez. Türkçede kalay isimlendirilmesinin kökeni tam olarak aşık değildir. Ancak en kabul edilir iddiaya göre Arapçadan dilimize geçen bu kelime kalay kurşunu anlamına gelen rasasul kalay kelimesinden gelir. Bu tamlamadaki kalay da aslında günümüzdeki Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un isminden gelir. Kuala kalay şeklinde kullanılarak rasasul kalay tamlaması oluşturulmuş, zamanla bunun kısa hali olan kalay ismi yaygınlaşmış ve Türkçe'ye de bu şekilde geçmiştir. İngilizce'de T şeklinde isimlendirilen kalay elementinin İngilizce etimolojisi de pek açık değildir. Proto-Cermence'deki tinom kelimesinden geldiği tespit edilebilse de bu kelimenin hangi dilden geldiği veya nasıl türediği bilinememektedir. Latince'de kullanılan stannum ismi ise Proto-Keltçe'deki stagnos kelimesinden gelmektedir. Bu kelimenin de Proto-Hint-Avrupa dilindeki ayakta, sağlam anlamlarına gelen stignos sözcüğünden geldiği düşünülür. Periyodik tabloda SN sembolüyle gösterilen elemente Latince'deki stannum isminden türetilerek sembol verilmiştir. Simya döneminden kalan bir diğer element de antimondur. Antimon ve kalayın keşfi nispeten yakın zamanlarda olmuştur. Ayrıca bronz yapmak için kalay yerine antimon da alaşımlanabilmektedir. Tarihte karşımıza antimonlu bir bileşik ilk defa M.Ö. 3100 yıllarında Hanedan öncesi dönem Mısır'ında çıkmıştır. Antimon trisülfür bu tarihte Mısır'da bir göz kozmetiği olan kohl olarak tanınmıştır. Mısırlıların gözlerine çektikleri o siyah renkli sürme aslında toz halindeki antimon trisülfürdür. Aynı zamanda M.Ö. 3000 yıllarına tarihlenen, Irak'ta bulunmuş ve bir vazo parçası olduğu düşünülen antimondan yapılmış bir eser de bulunmuştur. Ancak antimonun saf bir şekilde nasıl elde edilebileceği ilk defa 815 yılından öncelerde Cabir bin Hayyan tarafından tarif edilmiştir. Daha sonraları 14 ve 15. yüzyıllarda Avrupa'da da antimonun izolasyonu ile ilgili prosedürler içeren çalışmalar yayınlanmıştır. Metal antimon, 1615 yılında Alman kimyager Andreas Libavius tarafından eritilmiş antimon sülfür, tuz ve potasyum tartarat karışımına demir ilave edilerek elde edildi. Bu prosedür kristalli veya yıldızlı bir yüzeye sahip olan antimon üretti. Filojiston kromanın açıklayamadığı durumların ortaya çıkmasıyla antimonun, diğer metaller gibi sülfitler, oksitler ve diğer bileşikleri oluşturan bir element olduğu kabul edildi. Yer kabuğunda doğal olarak oluşan saf antimonun ilk keşfi, 1783'te İsveçli bilim adamı ve yerel maden mühendisi Anton von Swab tarafından tanımlandı. Bu elementin kabul gören iki ayrı isimlendirmesi var. Birisi antimon, diğeri ise stibium. Antimon isimlendirmesinin kökeni tam olarak açık değil, ancak iki iddia üzerinde duruluyor.
Birisi Antimon'un Yunanca Antimonos tamlamasından geldiği iddiası. Bu iddiaya göre Antimon, olumsuzluk eki olan anti ile bir, tek anlamlarına gelen mono kelimesi kullanılarak türetilmiştir. Yani tek olmayan anlamında. Ki burada kastedilen Antimon'un doğada hiçbir zaman tek başına saf bir şekilde bulunamamasıdır. Diğer iddia da bu durumla alakalı aslında. Öyle ki Antimon aslında Yunanca Antimonakos kelimesinden gelmektedir. Buradaki Monakos keşiş anlamındadır. Çünkü Simya döneminde Avrupa genelinde bu alanla uğraşanlar keşişlerdi ve keşişler Antimon'u inceledikleri sırada ölüyorlardı. Antimon tek başına bulunmuyordu ve keşişlerin inceledikleri madde aslında arsenik ve antimon karışımıydı. Ki arseniğin ne kadar zehirli bir element olduğunu hepiniz bilirsiniz. Bu yüzden de bu elementi keşiş karşıtı, keşiş öldüren anlamındaki antimonakos tamlamasından türetilerek antimon denmişti. Arapçada ise bu elemente ismit denmektedir. Günümüzde ismit sürmeleri halen satılmakta ve kullanılmaktadır. Arapçadaki ismit adlandırmasıyla antimonun diğer kabul gören ismi olan stibium aslında eş kökenlidir. Her ikisi de antik Arapça yahut antik Mısır dilindeki anlamı bilinmeyen stim kökünden türetilmiştir. Element sembolleri üzerinde çalışma yayınlayan Jöns Jakob Berzelius, bu elemente çalışmasında stibium isimlendirmesini kullanarak SB sembolünü kullanmıştır. Simya döneminin miraslarından en meşhuru ise altındır. Ki zaten simyanın amacı da değersiz metalleri altına çevirmektir. Altının eşya olarak ilk defa kullanılması, M.Ö. 5. bin yılda günümüz Bulgaristan sınırları içerisinde kayda geçmiştir. Bulgaristan'ın çeşitli bölgelerindeki hazine kazılarında bu döneme tarihlenen altın takılar ve boncuklar bulunmuştur. Altın eserler, muhtemelen eski Mısır'da hanedan öncesi dönemin en başında, M.Ö. 5. bin yıl sonunda veya 4. bin yılın başında yaygınlaşmaya başladı ve eritme yöntemleri 4. bin yıl boyunca geliştirildi. Aşığı Mezopotamya'da 5. bin yılın başlarına tarihlenen altın eserler görüldü. Türkler bu elementi renkli, alaca anlamlarına gelen al kelimesinden türeterek altın olarak isimlendirdi ve bu da günümüzde altın halini aldı. Modern İngilizler bu elemente gold ismini kullanmakta. Bu isim Proto-Indo-Avrupa dilindeki parlamak anlamına gelen gel köküne kadar takip edilebilmekte. Aynı zamanda eski İngilizce'de geol olarak kullanılan gold isminden tam da bu zamanlarda sarı renk için kullanılmak üzere geol olarak yeni bir kelime türetilmiş ve bu da yellow halini almıştır. Latince'de ise altın metalinin ismi aurum olarak geçmekte. Proto-Hint-Avrupa dilinde hevs şeklinde telaffuz edilen ve şafak, doğu anlamlarına gelen bir kelime vardı. Bu kelime Latince'ye önce ausum, sonra aurum olarak geçti. Başlarda asıl anlamı olan şafaktan pek uzaklaşmayıp parlamak anlamında kullanıldı. Sonra anlam genişledi ve şafak, parlak ve altın kelimelerini karşılar oldu. Periyodik tabloda gördüğümüz Au sembolü de elementin Latince ismi olan aurum kelimesinden gelmekte. Bu bölümde konu alacağımız dördüncü elementimiz ise cıva elementi. Cıva oda sıcaklığında sıvı halde bulunabilen tek metal olmasıyla tarih boyunca dikkat çekti ve hala da dikkat çekiyor. Cıva içerikli bir bileşik insanlık tarafından ilk defa 30 bin yıl önce İspanya ve Fransa'daki mağara resimlerinde kullanıldı. Bu bileşik zincifre mineralinden elde edilen cıva sülfit maddesiydi. Bu madde vermilyon adı verilen parlak bir kırmızı renkteydi ve mağara resimlerinde boya maddesi olarak kullanılmıştı. Elemental cıva ise takriben M.Ö. 1500'lü yıllarda cıva sülfitin ısıtılmasıyla elde edilmişti. Tarih boyunca hem ilginç fiziksel özellikleri hem de altını çözmesi sebebiyle yoğun ilgi gördü. Bu elementin Türkçedeki ismi Farsçadan alındı. Farsça jive kelimesi, Orta Farsçadaki yine cıva anlamına gelen jivak kelimesinden gelmekte. Bu sözcük de eski Farsçadaki jiva yani canlı olmak kökünden türetilmiştir. Bu fiil de Proto-Indo-Avrupa dilindeki aynı anlama gelen gwe kökünden gelmektedir. Aynı zamanda Proto-Indo-Avrupa dilinde yaşamak anlamına gelen gbikvoz kelimesi de bu sözcükten türetilmiş. Bu kelime Proto-Cermence'yi kvikvaz olarak geçmiş. Bu sözcük de Proto-Batı Cermence'de kvik olarak kullanılmış. Bu da eski İngilizce'yi kvik olarak geçmiş. Bu kelime de modern İngilizce'de quick olarak kullanılmıştır. Cıvanın İngilizce'deki isimlendirmesi de canlı anlamına gelen quick ve gümüş anlamına gelen silver kelimelerinin birleşimiyle türetilmiştir.
Bu elementin ismi Yunanca'da su gümüş anlamına gelen hidrargyros olarak kullanılmış, bu da Latince'yi hidrargyrum olarak geçmiştir. Elementlerin sembolleri belirlenirken de Latince'deki adı olan hidrargyrum kabul edilip Hg sembolü verilmiştir. Gelelim bu bölümün son elementi olan kurşun elementine. Anadolu'daki kazılarda bulunan ve M.Ö. 7000-6500 yıllarına tarihlenen metalik kurşun boncuklar, metal eritmenin ilk örneğini temsil ediyor olabilir. O zamanlar kurşun yumuşaklığı ve donuk görünümü sebebiyle çok az uygulama alanına sahipti. İlerleyen bin yıllarda insanlar kurşunu işlemeye de başladılar. Eski Mısırlılar, kurşun minerallerini kozmetikte ilk kullananlardı. Bu uygulama antik Yunan'a ve ötesine yayıldı. Mısırlılar aynı zamanda kurşunun balık ağlarındaki olta kurşunu, sır, emaye, cam katkısı ve süs eşyası olarak kullandı. Mezopotamya'nın çeşitli uygarlıkları, kurşunu yazı malzemesi, madeni para ve inşaat malzemesi olarak kullandı. Tarihin her aşamasında kurşun özellikle inşaatlarda önemli bir malzeme olmaya devam etti. Eski Türkler bu maddeye kuru ışın demişlerdir. Kuru, büzülmüş, çekilmiş anlamlarına gelen kuru kelimesine gökşin ve sarışın gibi şın eki getirilerek türetilebilmiş olabileceği düşünülmektedir. Diğer bir iddia ise bu kelimenin Moğolca'dan alındığı şeklindedir. Kurşunun İngilizce'deki adı ise lead şeklindedir. Bu da Proto-Batı Cermence'deki aynı anlamlı laud kelimesinden, o da Proto-Kelçe'deki aynı anlamlı plaudom kelimesinden gelmektedir. Bu kelime de Proto-Indo-Avrupa dilindeki akmak anlamına gelen plevd fiilinden türetilmiştir. Aynı fiilden türeyen plumbum kelimesi de Latince'de kurşun metali için kullanılmıştır. Kurşunun simgesi olan Pb de elementin Latince'deki ismi olan plumbum'dan gelmektedir. İşte bu simyanın mirası, kalay, antimon, altın, cıva ve kurşunun hikayesidir. Böylece 4. bölümün de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.